Son dakika haberi 24 saat. Gazeteci yazar Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı vermesi nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yaklaşık 20 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Alpay İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yaklaşık 20 ay sonra ev hapsi kararıyla ve oy birliğiyle tahliye edildi. Gazeteci yazar Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı vermesi nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yaklaşık 20 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkemenin tahliye gerekçesinde ise şu ifadeler kullanıldı: başvurucu, tutukluluk halinin sonlandırılması ve 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi talebinde bulunmuştur. Başvurucunun tutukluluk durumu halen devam etmektedir. İncelenen başvuruda tespit edilen ihlalin niteliği dikkate alındığında bu ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun tutukluluk durumunun sona erdirilmesi dışında bir imkan kalmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle başvurucunun tutukluluk durumunun sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın mahkemesine gönderilmesi gerekir. Başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik müdahale nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 20.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi, AYM, yazar Şahin Alpay'ın tutukluluğuna ilişkin 11 Ocak'ta verdiği hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine kendisine yapılan ikinci başvuruyu karara bağladı. AYM, tutuklu gazeteci Alpay için ikinci kez ihlal kararı verdi. AYM gerekçeli kararında ise, derece mahkemelerinin tutukluluğu sona erdirmeleri gerekir vurgusunu yaptı. Kurul, Alpay hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkıyla 36. maddesinde güvenceye alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme ayrıca Alpay'a 20.000 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın gerekçesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu vurgusunun yapıldığı öğrenildi. AYM'nin bu kararı sonrası gözler yerel mahkemeye çevrildi. Alpay'ın kararla birlikte tahliye edilmesi bekleniyor. Mehmet Altan'ın yeni bireysel başvurusunun ise daha sonra ele alınacağı belirtildi. AYM gerekçeli kararını açıkladı. Tutuklu yazar Şahin Alpay'ın ikinci kez yaptığı başvuruyla ilgili yeniden hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi, kararın tam metnini internet sitesinden yayınladı ve Twitter üzerinden de duyurdu. İlk kararı alt mahkemelerce anayasaya aykırı şekilde yerine getirilmeyen AYM, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini belirterek, Alpay'ın tutukluluk durumunun sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması yönündeki kararın alt mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Şahin Alpay hakkında 11 Ocak'ta verdiği hak ihlali kararını uygulamayan ve kendisini yetki gaspıyla suçlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmelerine de kararında yanıt veren AYM, Anayasa'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını güvence altına alan 19. maddesinin 3. fıkrasına göre tutuklamanın ön koşulu suç işlendiğine dair kuvvetli belirti bulunmasıdır. Bu nedenle tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasıyla yapılan bireysel başvurularda bu koşulun incelenmesi anayasal bir zorunluluktur. Anayasa Mahkemesi'nin buradaki incelemesi, yargılamanın muhtemel sonuçlarından bağımsız olarak tutuklamanın hukukiliğinin değerlendirilmesiyle sınırlıdır. Bu itibarla başvurucu hakkında verilen önceki ihlal kararının, ceza davasının esasına ilişkin bir değerlendirme içerdiği söylenemez, açıklamasında bulundu. Derece MAHKEMELRİNİ'ne göre AYM'nin yetki kapsamını değerlendirmek değil, ihlali ortadan KALDIRMAKTIR Anayasa'nın 153.
maddesi uyarınca kararlarının nihai ve bağlayıcı olduğu hatırlatmasında bulunan AYM, buna göre derece mahkemelerinin görevi, Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerinin kapsamını değerlendirmek değil, mahkemece tespit edilen ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır, dedi. Derece mahkemelerine tutukluluğu sona erdirmeleri gerekir. Bir önceki kararda, ihlal sonucuna varırken suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin soruşturma makamlarınca yeterince ortaya konulmadığı tespitinde bulunulduğuna vurgu yapan Anayasa Mahkemesi, bu nitelikteki ihlal kararları sonrasında derece mahkemelerinin ön koşulu bulunmayan tutukluluğu sona erdirmesi gerektiğini belirtti. Karara ilişkin yapılan basın duyurusunda, aksi takdirde ihlal ve sonuçları ortadan kaldırılmamış olur. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararında değerlendirilmemiş olan yeni olgularla suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin ortaya konulabildiği oldukça istisnai durumlarda da ihlal kararının gereklerinin yerine getirildiği kabul edilebilir. Somut olayda ihlal kararı sonrasında derece mahkemelerince başvurucunun tutukluluk durumu sonlandırılmamış, yukarıda belirtilen istisnai halin varlığı da ortaya konulmamıştır, dendi. Ne olmuştu? AYM Genel Kurulu, 11 Ocak'ta FET üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ve ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. İstanbul 13 ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri ise en üst mahkeme AYM'nin ihlal kararına direnerek, Alpay ve Altan'ın tahliye taleplerini reddetti. Tahliye taleplerinin reddine yönelik yaptıkları itiraz üst mahkemelerce de reddedilen iki isim, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğini belirterek yeniden AYM'ye başvurdu. Bu süreçte AİHM'nin de iki ismin başvurusuna ilişkin kararını 20 Mart'ta vereceği açıklandı. Avrupa Konseyi, AK, Genel Sekreteri Torbjörn Jagland, AİHM'nin 20 Mart'ta alacağı karara dikkat çekerek, AİHM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM'ye gelir. AİHM, AYM'nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir, açıklamasını yaptı. Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın sanığı olan Alpay hakkında henüz herhangi bir hüküm verilmedi.